Aman ya Rabbi, ne güzel kokular geliyor kıymetli seyircilerim. Elmalı pasta kek hazırlıyorum tüm detaylarıyla. Buyurun birlikte hazırlayalım. Kıymetli seyircilerim, elmalı pasta kek hazırlıyorum. Tüm detaylarıyla gelecek şimdi. 4 tane yumurtamız var kıymetli seyircilerim. Hatta buradan başlayayım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı kıvamlı yoğurt, 1 portakalın kabuğunun rendesi, 4 tane yumurta, 4 tane elma, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı toz badem veya fındık, ikisine yakışır, 1 çay bardağı üzüm, 2 su bardağı un, biraz da üzerinde kuş üzümü, kendinden soslu bir pasta kek olacak okuduysa da sizler için. Önce sosuyla başlıyoruz. Sosundan sonra kek bölümüne geçiyoruz. Lütfen detayları takip edelim kıymetli seyircilerim. 1,5 su bardağı toz şekeri, büyük bardak olduğu için 1,5 bardak alıyor. Efendim 1,5 bardak da aynı şekilde yoğurt, kıvamlı yoğurt. Onu da alıyorum buraya. Ve şimdi buranın üzerine 1 su bardağı da çiçek yağı. Kıymetli seyircilerim, zeytinyağı olmasın, mutlaka çiçek yağı olsun. Şimdi son damlasına kadar alalım. Aldık. Şimdi burayı, şekeri tamamen erimiş, kıvam almış hale gelinceye kadar bir 3 dakika kadar yüksek devirde çırpıyoruz. Sonra detaylar geliyor. Lütfen ayrılmayın efendim. Sizler için hazırlıyorum. Bir tane de portakal kabuğu rendeledim içerisine. Burası kendinden soslu olacak kıymetli seyircilerim. Özelliği kendinden soslu olması. Şimdi nasıl olacak? Kendinden soslu olması için bakın. Burada yoğurt, bak bardağa döküyorum. Boza kıvamında. Tam bozanın da mevsimi. Boza ister misiniz? Sizler için boza hazırlayayım mı kıymetli seyircilerim? Şöyle bir bardak. Tam dolu değil. İşte bu kadar yeterli. Bir parmak eksik olsun. Bunu ayırıyorum. Bizim pasta kekimizin, elmalı pastalı kekimizin üzerinde sos olarak yer alacak kıymetli seyirciler. Evet, borcamımızı güzelce yağladık. Şu anda hazır vaziyette bekliyor. 4 tane yumurta kırdım. Bakın 4 yumurta iniyor sevgili. İnsin mi? İnsin. Hay hay. 4 yumurtayı alıyoruz. Şimdi karıştırma kabının içerisine başka neler geliyor? Birazcık şurada borcama hafiften şöyle bir badem veriyorum zeminine. Zeminde şöyle kızarmış badem çok yakışır. Diğer kalanını direkt buradaki elmalı pasta kekimizin içerisine alıyoruz. 1 çay bardağı üzüm. Sağlık açısından çok faydalı. Bizim bu yapmış olduğumuz efendim pastalı kekin her şeyi çok güzel. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun Oktay Usta? Az daha düşürüyordum. Heyecan yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 su bardağı un veriyorum. Siyah üzüm ve elmalar üzerinde yer alacak. Şöyle önce bir karıştır. Birinci devirde çalıştırıyorum. Akıcı kıvamda cam kabımız hazır. Döküyor. Üzerine elma ve kuş üzümü veriyorum. Sonra fırın yolculuğu olacak. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup destek olursanız çok seviniriz. Sizleri çok seviyorum. Elmalı pasta kekim kıymetli seyircilerim. Dilimliyorum elmalarını. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Tadı da çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bu yapmış olduğumuz elmalı pasta keki siz de yapın. Herkes tarafından puan alacaksınız kıymetli seyircilerim. Garanti bir tarif Allah'ın izniyle. Sevgimizi veriyoruz. Elmaları dilimleyip güzelce zemine kadar yerleştirelim. Çünkü zeminde üzümler denk gelebiliyor. Üzümler denk gelince sağa sola yatabilir. Ondan dolayı tam dibe kadar ulaşsın. Ulaştı mı? Nasıl buldunuz? Bakın gayet güzel, görüyor musunuz kıymetli seyircilerim? Her şey sizler için. Şimdi buranın üzerine son bir dokunuş daha bir yapacağım. O da ne olacak kıymetli seyircilerim? Kuş üzümü. Biraz da kuş üzümü vereceğim. Fırından çıktıktan sonra bu ayırmış olduğumuz kendinden sosu vereceğiz üzerine. Belki duruma göre tarçın ya da portakal kabuğu rendesi ilavesi biraz daha yapabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ver aşçım. Evet efendim, sevgiyle hazırlanmış
tatlar sizler için Oktay Usta'nın kanallarından geliyor. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum ki mesajım. Sizlerin desteğiyle 1 milyonu geçtik. Allah hepinizden razı olsun. Çok çaba sarf ettik ama birlikte çok ciddi emek harcandı ve netice alındı. Elhamdülillah. Efendim önceden ısıtılmış 170 derece fırının orta katın bir altında olsun. Çünkü neden? Cam kaptır. Hemen ısı tabandan gelmez ama üstten gelir. Ondan dolayı orta kata asla vermeyin. Orta katın mir altına. Gidiyor efendim. Nasıl buldunuz? Lütfen beğeni butonunu basmayı unutmayın. Sevgiyle gidiyor. Canım, iyi yolculuklar diliyorum. Hoşça kal. Bekliyoruz seni. Güzel kokuların adresi yeşil... Dur. Güzel kokuların adresi Şef Oktay Usta'nın mutfağından geliyor tatlar kıymetli seyircilerim. Elmalım, efendim güzel pasta, kekim geliyor efendim. Bakın şu güzelliğe bakın. Subhanallah Rabbim ne güzellikler veriyorsun. Kıymetli seyircilerim şimdi ilk sıcaklığı çıkacak. Çıktıktan sonra ılık hale gelince ayırmış olduğumuz kendinden soslu aynı zamanda vereceğiz üzerine sosunu. Ondan sonra çayı demlediniz mi? Koyun çayın suyunu. Geliyor tarifler noktası da. Kıymetli seyircilerim, kekimiz soğudu. El dayanabilir sıcaklığı gelince kendinden sosunu sürmeye başladım. Bakın çok güzel bir görseli var. Bu sosta yumurta var mı yok mu gibi sorular gelebilir. Efendim yorumlarda inşallah elimden geldiğince sizler için cevaplayacağım. Açıklamalar bölümüne malzeme listesi yazıyor. Kıymetli seyircilerim daha bu ve daha fazla tarifler istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sizler için elinden geldiğince tarifleri en güzel şekilde hazırlamaya çalışacağım. Evet çayımızı birazdan dolduracağız. Kıymetli seyircilerim nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Elmalı pasta keki. Sizler için Oktay Usta'dan geliyor tarifler efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Buyurun sofraya, demleyin çayları, sevdiklerinizi daha fazla bekletmeyin efendim. Hoşça kalın.